canlarım basamak çözümlemelerimizi yaptık güzelce ne hallettik mi hallettik şimdi sırada ne var canlarım sırada çarpma toplama çıkartma işlemleri var şimdi burada böyle bir çarpma işlemi var ve bana değerinin ne olduğunu mu sormuş evet şimdi bak, can kardeş kenarda senle 234 sayısıyla 35 sayısını bir çarpalım şimdi çarpmada neler bilmek gerekiyor bir çarpma üstünden değerlendirelim 5 kere 4 20 0'ı elde var 2 5 kere 3 15, 2 de elde var 17, elde var 1. 5 kere 2 10, 1 de elde 11. Hocam 3 kere 4 12, elde var 1. 9, 1 de elde 10, 10'u 0 elde var 1. 3 kere 2 6, 1 daha 7. Sonra bunu topluyorum. 0, 9, 1, 8. Şimdi bu tarz çarpmaları rahat yaparken bu tarz çarpmalarda yani harfi çarpmalarda neden zorlanıyoruz? Çünkü hocam senin bir çarpmayla ilgili bilmen gereken 4 tane temel prensip var. Bunlara hakim olman lazım. Prensip 1. Ben burada birinci sayıyla bunu çarparsam birinci toplanan yeri mi bulmuş olurum hocam yer olarak? Evet. Ben burada 3 sayısıyla yani ikinci sayısıyla bunu çarparsam yer olarak tam olarak burayı mı bulurum hocam? Evet. Üçüncüsü son rakam 6 boş olduğu için aşağıya olduğu gibi mi iner hocam? Evet. Dördüncüsü 234 ile 35'i çarparsam 8190 mı yapar hocam? Evet. Bak bu sonucu niye söyledim biliyor musun? Bazen adam buraya 35 değil de AB sayısını veriyor ve sen kara kara AB'yi bulmayı düşünüyorsun. Halbuki 8190'ı 234'e bölsen AB'nin olduğu yere otomatikman ulaşırsın. Şimdi bileceğin prensipler bunlar. Şimdi gel burada sen de bunları uygulamaya başlayalım. Şimdi hocam ben burada Diyarbakır'la ABC'yi çarparsam yer olarak bu satırı bulurum. Var mı ortada? Yok. Hocam ben burada 3 ile ABC'yi çarparsam A'da bu satırı bulurum. Var mı ortada? Var. Soruyu kuyruğundan tuttun. E kuzum sen o zaman burada 741 sayısını 3'e bölersen otomatikman ABC'nin olduğu yere ulaşamaz mısın? Ulaşırsın. Bölelim. 2 kere var. 3 kere 2, 6, 1, 14. 4 kere var. 4 kere 3, 12, 21. 7 kere var. 21, 0, 0 haline geldik. Yani burası o zaman 247 oldu. Ama ben neyi arıyorum? D'yi arıyorum. Bak. İster gözünü karartıp 7904'ü 247'ye böler 3 D'nin olduğu yere ulaşır. D'yi öyle bulursun. İster son söylemediğimiz bir şey kaldı. Son rakam aşağı olduğu gibi iniyordu. Yani burası 4 olmalı. Şimdi canım benim, o zaman sen 7 ile neyi çarparsan 4 gelir buna bakacaksın. Kaçı çarparsan? 2. Çünkü 7 kere 2 14. 14'ün 4'ü elde var. Yani Diyarbakır bu durumda ne olmuş oldu? İki. Yani bölme de yapmış olsaydın buna mı ulaşacaktın? Evet canım benim. Bak. Sen burada 3 ile bu üç noktayı çarparsan bu satırı bulursun. Var mı ortada? Yok. Sen burada 4 ile bu üç noktayı çarparsan bu satırı bulursun. Var mı ortada? Var. A da kuyruğundan tuttun. O zaman 928 sayısını güzelce ne 4'e bölersek biz yukarıdaki 3 tane noktanın ne olduğunu otomatikman bulmuş oluruz. Bölelim. 2 kere var. 8, 1, 12. 3 kere var. 4 kere 3, 12, 0, 0. En son 8'i indirdim. 8'de 4, 2 kere var. Yani o zaman burası 232 mi oldu canım benim? Evet. Ama ben sana burada ABC'nin ne olduğunu sormuşum. Şimdi ABC'nin olduğu yere ulaşabilmem adına benim 2 ile mi bunları çarpmam lazım? Evet. O zaman 2 iki kere 2'den 4. 2 kere 3'ten 6. 2 kere 2'den 4. Bu soruda bana yazmayı unutmuşum. A, B, C toplamı kaçtır diyordu. O zaman 4 artı 6 artı 4'ten toplarsak cevabımız çiçekler gibi 14 olur. Canlar gördüğünüz gibi çarpmada yerleri bilirseniz hani kimle kimi çarptığında neresi olduğunu bilirseniz aslında çözümlemesi çok da zor değil. Deyip Hemen soru 3'e. Yani 19'a dalalım. <laughs> Şimdi burada gene bir çarpma verilmiş. K.M.L toplamı sormuş. Bak canım benim. Sen burada boluyla BBD'yi çarparsan bu satırı bulursun. Var mı ortada? Var. Sen BBD ile neyi çarparsan gene BBD olur? 1. O zaman buradaki bolu banko ama banko 1'dir. Bunu cebime koydum. Tamam. Şimdi hocam. Şuranın son rakamı ne? 5. Şimdi hocam sen burayı 3 ile işte D'yi çarparak bulmuyor musun? Evet. Peki 3 ile neyi çarparsan 5 gelir? 5. Çünkü 3 kere 5. 15. 15'in 5'i elde var. 1. O zaman borular 1. Diğer bakları ise 5 ise sen burada KLMN toplamını arıyorsan gülüm ben olsam 115 sayısıyla 31 sayısını kenarda gider güzelce çarpar KLMN'ye öyle ulaşırım. 1 kere 115 115. 3 kere 5 15 elde var 1. 3 kere 1 3 1 de elde var 4. 3 kere 1, 3. E şimdi bunu toplarsam 5, 6, 5, 3. Yani KLMN 3565 mi oldu? Evet. O zaman bunların rakamları toplamını arıyorsan 3 artı 5 artı 6 artı 5'ten sanırım sorunun cevabı 10, 9 yapar. Hocam kitaplarda bazen şöyle sorular görüyoruz. Nokta nokta nokta. Şöyle 3 nokta. Nokta nokta nokta. Ne bileyim 500 soru yanlış çözülmüştür. Yanlış olan şey ne? Noktaların alt alta gelmesi. Doğru çözülseydi cevap neydi? Gibi sorular görüyorsun. Allah için Muhammed aşkına, Ali aşkına böyle sorulara elleme kardeş. Ne sen normal çarpmayı zaten yaparken çok zorlanıyorsun. Devlet normal çarpma sormaktan vazgeçmiş. Sen bir de gidip noktaların alt alta. Pööö. O işi geçen böyle sorular çözmeyeceksin kardeş. Evet. Canlarım gördüğünüz gibi çarpma ile ilgili işlemlerimizi yaptık. Şimdi geldik taraf tarafa toplama ve çıkartmalara ki son zamanlarda devlet özellikle bu tarz sorulara çok takık. Evet sıradaki video. Evet canlarım taraf tarafa toplama çıkartmalar kısmına hoş geldiniz diyorum. Çarpmalarımızı yaptık şimdi toplama çıkartma bölgesindeyiz. Soru 20. Bana böyle bir çıkartma vermiş. A B artı C eksi D ifadesinin sonucu kaçtır demiş. Bak canım benim. 4'ten ne çıkarsa 2 kalır. Burada en kolayı zaten C'yi bulmaktı. 2. Değil mi? Şimdi 4'ten ne çıkarsa 8 kalır? Hiçbir şey. O zaman bu arkadaşım komşudan bir 10 alması lazım. Evet. O zaman 14'ten ne çıkartırsam 8 kalır? 6. O zaman B'miz de 6 oldu. Peki komşumda ne kaldı? 1. Peki 1'den 3 çıkar mı? Çıkmaz. O da komşusundan bir 10 alırsa 11'den 3 çıkartırsam diğer vakır ne oldu bu durumda? 8. Bak şu anda bunu da buldum. Canım benim normal şartlarda ben kaçtan 4 çıkartırsam biri olur? 5'ten. Ama bu arkadaş az önce birini yana vermedi mi? Verdi. O zaman A bu durumda paşa paşa ne olmak zorunda? Birini yana verdiyse şöyle güzel yazayım. 6. Neden? Birini komşuya verdim. 5. 5'ten 4 çıktı. 1. A da her şeyi buldum. E o zaman bu durumda A'mız 6 eksi. B'miz 6 artı. C'miz 2 eksi. D'miz ise 8 oldu hocam. 6 eksi 6 birbirini yer mi? Yer. O zaman 2'den 8 çıkartırsak cevap da otomatikman ne olur? Eksi 6. Aa, bu da taraf tarafa çıkartmak komşuya gidip 10 alma sorularındandı. Şimdi geldik soru 21'e yani bir toplama işlemine. ABC birer rakam ve bana böyle bir toplama verilmiş ise ABC toplamı kaçtır demiş. Bak gülüm. A ile B toplamısın 5 olmuş. 5 de olabilir, 15 de olabilir. A ile C'yi toplamışsın, 8 olmuş, 8 de olabilir, 18 de olabilir. B ile C'yi toplamışsın, 13 olmuş. O zaman şimdi bu rakamlar galiba biraz büyük rakamlar mı? Evet. O zaman bu durumda A ile B'nin toplamına ben ne diyeyim canım benim? 15 diyeyim. Ben 15 diyeyim. Neden 15 diyeyim? Çünkü toplamların 1385 gibi büyük bir sayı çıkabilmesi için sayıların biraz büyük olması lazım. Şimdi A ile B'nin toplamı 15, 15'in 5 elde var. 1. O elde 1 duruyor. Heh. Şimdi A ile C'nin toplamı 8 değil de A ile C'nin toplamı ne normal o zaman 17. Şimdi rakamlar büyük olacak dedik. Niye? A ile B'nin toplamı 15. 15'in 5 elde var 1. Hocam A ile C'nin toplamı 17. Bir de elimde vardı 18. 18'in 8 elde var 1. O zaman B ile C'nin toplamı ne olmak zorunda canım benim? 12. Neden? Çünkü bir de elden gelecek. Burası 13 sağlansın diye. Burada benden istenen şey ne? ABC toplamı. E şimdi canım benim. Baktığın zaman ben bunları taraf tarafa topladığımda A'dan da B'den de C'den de ikişer tane var mı? Var. O zaman burası iki parantezinde A artı B artı C eşittir. Hocam topladım 32. Hocam 12 daha ekledim. 44 yaptı mı? Yaptı. O zaman her iki tarafı da 2'ye bölersem ABC toplamı bu durumda ne olur? 22. Ala sana şılak diye cevap ortaya çıkıverdi. Evet canım benim bir çıkartma yaptık, bir toplama yaptık. Burada önemli olan dediğim gibi toplama ve çıkartma aslında. Şimdi biz önce bir tane klasik soru çözüp ondan sonra toplama, çıkartma, bölme tarzı sorularla devam edelim canlarım. Geldik soru 22'ye. İstisnai bir soru. Kitaplarda karşınıza çok çıkabilir. İlk gerçel sayı ABC 3 basamaklı bir sayıdır demiş. Böyle çarpımlar vermiş. ABC çarpı x'i sormuş. Bak. Burada izleyeceğin taktik şu olsun. ABC 3 basamaklı bir sayı mı? Evet. O zaman çözümleme yapacaksın. Çözüm diyelim. Kaç tane A var? 100. Kaç tane B var? 10. Kaç tane C var? 1 çarpı x. Hocam ben bunu komple gider içeri dağıtırsam. Burası o zaman 100 AX artı 10 BX artı CX mi oluyor hocacığım? Evet. E şimdi C çarpı x arıyorsun. Zaten adam sana bunu 6 olarak kendisi otomatikman vermiş. Hocam B çarpı x'in cevabını bana zaten 3,6 vermemiş mi? Evet. Bana bunun 10 katı mı lazım? Evet. O zaman gel şurayı seninle onla çarpalım. Bak daha virgülü sayıları işlememiş olabiliriz. Ama bunu 10'la çarpmak demek bir sıfır bunu düzeltiyor. Yani bir tane sağa kaydırırsak buranın cevabının 36 yapması demektir. A çarpı x 2.4 idi. Ama sana bunun 100 katı lazım. O zaman ben burayı 100 ile çarparsam. Bir sıfır bunu 24 diye düzeltir. 24 kere ondan 240 da buradan gelir mi canım benim? Evet. O zaman 240 artı 36 artı 6'dan galiba cevabımız 282 yapar. Yani burada ABC 3 basamaklı sayısının çözümlemesini yaparsak kuzum direkt otomatikman sorunun cevabına ulaşmış oluyoruz diyeceğiz. Evet. Bir alttaki soru ABC sıfırdan farklı rakamlar. Gene bir taraf tarafa çıkartma işlemi var. ABC toplamı kaçtır demiş. Şimdi. C'den B çıkmış 4 olmuş. Birçok şey olabilir. B'den A çıkmış 7 olmuş. Birçok şey olabilir. A. Hmm. Şimdi buna buradan yaklaşacağız. Şimdi canım benim. Burada ya A direkt 7'dir. Hani aşağı olduğu gibi inmiştir. Ya da komşusuna 1 verip burada 7 kalmıştır. E şimdi baktığımız zaman A'yı 7 gibi bir sayı düşünürsek bunun yandan alması şart mı? Şart. O zaman A'nın bir tane yana verdiğini zaten otomatikman görmüş oluyoruz. Bu durumda biz A'ya ne diyelim canım benim o zaman? 8. Bak A'ya 8'i yapıştırdım. Değil evet. mi? Şimdi kaçtan 8 çıkarsa 7 kalır. Bunu bulmamız lazım. 15. O zaman B bu durumda ne oluyor canım benim? 5. B'ye 5 dedim. Peki Kaçtan 5 çıkartırsan 4 kalır? 9. Şimdi bir kontrol edelim canım benim. 9'dan 5 çıktın 4. Tutarlısın. 5'ten 8 çıkmaz hocam. Komşudan onu aldım. 15'ten On 8 çıktı 7 kaldı. Halen tutarlısın. Komşuda ne kaldı? 7. Aşağıya dolduğu gibi indi mi? İndi. O zaman demek ki bu durumda C'nin de cevabı 9 mu oldu? Evet. O zaman ABC toplamı 8, 5 daha 13, 9 daha sanırsam 22 yapar. Yani sorumuzun cevabı 22'dir. Güzel insanlar Konunun artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Soru dediğimiz bu konuda biraz fazla idi. Halen de sorumuz zaten var. Sebebi de zaten neydi? Bu konudan çok fazla soru çıkmasıydı. Hadi bir sonraki soru kalıplarıyla devam edelim. Evet canlarım her güzel şey gibi bu konuda sonuna gelmiş bulunmaktayız. Son 4 sorumuzla çözüp bu konudan çıkışımızı vereceğiz. Ki bu anlatmış olduğumuz şeyler size sınavda fazlasıyla yeterli canlarım. Şimdi geldik soru 24'e. Bakın mesela bu tip bir soruda bu sene sınavda gelebilir. B ve C birer rakam böyle bir bölme vermiş. B çarpı C kaçtır demiş. Şimdi canım benim sen burada bölmenin temel kuralına göre bunların ikisini çarpıp üzerinde kalanı ekleyince 4BC'ye ulaşmıyor musun? Evet. O zaman demek ki benim 4BC dediğim sayı 18 çarpı CB artı kalan. Yani C ile bulunmuyor mu? Evet. E şimdi bundan sonra benim yapacağım tek şey tabii ki de ne? Basamak çözümlemesi. Bu kaç? 400. Artı. Kaç B? 10 B. Artı. Kaç C? 1 C. Şimdi sol tarafa açtım. Geldim sağ tarafa. Kaç C canım benim? 10 C. Ama adam sana bunu 18 ile çarp diyor. Çarparsan 180 adet C buradan geliyor. Kaç B? 1 B. Ama adam sana bunu 18 ile çarp diyor. Çarparsan 18 adet B Artı C'ye dönmüyor mu sorumuz? Evet. Şimdi bakıyoruz. Tuhaf bir denklem mi kurduk? Evet. Hocacığım o zaman burada bilinenler bir yan bilinmeyenler bir yan yapacağız. Ve bunu yaparken de her şeyin pozitif olmasına dikkat edeceğiz. Mesela 400 burada bırak burada kalsın. At C'yi buraya eksi C. Atom B'yi buraya eksi 10 tane B. Şimdi hocam burada kaldı bana 400 eşittir. Şu C'ler birbirini yesin mi? Yesin. O zaman 180 de C artı... 18'den 10 çıkartırsak 8 tane de B kaldı. Buradan sonrası ya Allah bismillah deyip sıkı veriyoruz. 180 sayısı ile neyi çarparsak 400'e yaklaşırız? 2. 180 kere 2 360 yapar. Geriye 40 mı kaldı? Evet. Peki ben 8'e neyi çarparsam 40 yapar? 5. Bu kadar. E bana neyi sormuş? B çarpı C. O zaman 5 çarpı 2'den sorduğun cevabı otomatikman ne oluyor? 10. Yani cevabımız o zaman 10'dur diyeceğiz. Geldik soru 25'e. Bu da farklı bir soru. Cebinizde bulunsun istedim. 3 basamaklı ABC sayısı rakamları toplamının ilk katına eşit diyor. O zaman cancağızım ABC eşittir. A artı B artı C'nin çarpı X katına. BCA sayısı da rakamları toplamının Y katı diyor. O zaman B, C, A eşittir. Genel rakamlarını toplarsam gene A artı B artı C'nin Y katına. cab A, B rakamları toplamının Z katına eşittir diyor. O zaman cab A, B eşittir. Genel rakamlarını toplarsam sırasının çok bir önemi yok. A artı B artı C çarpı Z. Buna göre X, Y, Z toplamı kaçtır demiş. Şimdi. Bakıyorum hepsinde ortak A artı B artı C mi var? Evet. O zaman aklıma bir şey geliyor. Bunları tar tarafa gidiyorum. Topluyorum. Neden ben bunları peki tar tarafa topluyorum? Çünkü 100, 1, 10. 111 tane A var. 10, 100, 1. Hepsinden 111 tane var mı canım benim? Evet. O zaman ben burayı 111 parantezinde A artı B artı C olarak yazabilirim. Değil mi? Evet. Şimdi sağ tarafa baktığımız zaman üçünde ortak olan sayılar A, B, C toplamları değil mi? Evet. O zaman canım benim ben burayı A artı B artı C ortak parantezine alırsam birinciden ne gelir? X artı. İkinciden Y artı. Üçüncüden Z. Haline gelmiyor mu? Evet. E o zaman burada ABC'ler B, C'ler dıkşın dıkşın birbirini yerse 111 eşittir X artı Y artı Z kalır. Ki keza ben zaten ne arıyordum? X, Y, Z toplamını. O zaman cevabımız kaç olacak? 111. Evet canlarım gördüğünüz gibi enteresan ve değişik bir soru kalıbı idi. Cebinizde bulunsun isterim dediğim gibi. Geldik son iki sorumuza. Soru 26. ABC birer rakam mı? Rakam. Bana böyle bir toplama vermiş. ABC çarpımı en az kaçtır demiş. Haa. şimdi. ABC'yi toplamış 6. ABC'yi toplamış 7. Ya ABC ABC. O zaman ben buradan direkt ABC toplamının 16 olduğunu söyleyemez miyim canım benim? Bak 16'nın altı elde var 1. A artı B artı C 16. Bir delinde de vardı 17'nin 7'si elde var 1. A aşağı olduğu gibi iniyordu. Bir yandan geldiyse o zaman A'nın ne olması lazım canım benim? 7. Yani A'mız kesin 7. Değil mi? Peki bizim A'mız 7 ise <laughs> ve buranın toplamı 16 ise B ile C'nin toplamına 9 kalmıyor mu kuzum? Evet. Şimdi sen bu çarpımın en az olmasını istiyorsan sayıları birbirine uzak tutmak zorundasın. Böyle C'nin toplamı 9 ise ve ne A ne B ne de C 0 olamıyorsa o zaman ben burada B'ye 8 C'ye de 1 sallarım kuzum. O zaman bu durumda burası 8 çarpı 1'e döner mi? Döner. O zaman 8 kere 7'den sorduğun cevabı da otomatikman ne olur? 56. Mesela bana en çok deseydi o zaman birbirine yakın tutardım. 5'e 4 sayılarını kullanır geçerdim. Yani burada önemli olan şey ne? Çarpımın en az olabilmesi için toplamı 9 olan iki ifadede sayıların birbirine uzak durması gerekir. Sadece bunu bilmek gerekiyor. Şimdi son yani 27. sorumuz. ABC birer rakam. Böyle bir toplam verilmiş. ABC toplamı sorulmuş. Şimdi 5A koymuşum C olmuş. A'ya C koymuşum. 9 olmuş. 19 hmm. olamayacağına göre A artı C o zaman 9 olacak. A ile B'nin toplamı da C olmuş. Peki. Şimdi deneyelim. A ile C'nin toplamı 9 olacak değil mi? Evet. Ya şimdi ben buna 1 versem C 6 oluyor. 1 artı 6'dan 7 oluyor tutmuyor. Ama ben bu A'ya 2 versem 5 artı 2 7 yapıyor. Şimdi buna 2 dedim. Buna 7 dedim. Topladığımda bana 9'u verdi mi hocam? Verdi. Şimdi burada C'miz kaç? 7 değil mi? A'ya kaç verdik? 2. Peki biz 2'ye kaç koyarsak 7 olur canım benim? 5. Hemen kontrol. 5 2 daha 7. 2 7 daha 9. 2 5 daha 7. Tuttu mu? Tuttu. O zaman bu durumda A'mız 2, B'miz 5, C'miz 7 toplarsak da cevabımız çiçekler gibi 14 olur. Canlarım, bu konuda bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayım. Bakın, sözün özü yapalım. Bu konu çok önemli bir konu. Bir çözümleme, iki taraf tarafa toplama çıkartma. Bunlardan size birer birer iki soru bile gelme ihtimali gerçekten sınavda çok yüksektir. Bence sayılar kısmının en önemli konusu da zaten sayı basamaklarıdır. Sayı basamaklarıdır deyip, deyip konuşamadım. Bu konuyu da burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esenliklerle kalın. Bay bay.